Herkese merhaba, hoş geldiniz. Birkaç dakika daha vermek istiyorum. Şu an zaten yavaş yavaş herkes gelmeye başlıyor. Sanırım bir iki dakika içerisinde oturuma başlayabiliriz. Şu artışlar biraz yavaşladığı zaman başlayacağım. Sanırım artık başlayabilirim. Her şey başlamadan önce hoş geldiniz. Ben Kaan, Headquarters'ın kurucusuyum. Bugün sizinle birlikte Hexon programından biraz konuşacağız. Açık inovasyon konuşacağız, açık sigortacılık konuşacağız. Bunlara başlamadan önce de biraz aslında oturumla alakalı size bazı bilgiler vermek istiyorum. İçiniz rahat olabilir, mikrofonunuz, kameranız açılmayacak bizle birlikte konuşmadığınız sürece. Aşağıdaki chat ve Q&A kısmından istediğiniz soruları istediğiniz zaman yazabilirsiniz. Şu an bizimle birlikte olan zaten birçok alyanslı var, birçok headquarters'ı var. Onlar sorularınızın cevaplarını verebilir. Zaten programdan da bahsedeceğim. Programın sonuna doğru bir sıkça sorulan soruları cevaplayabileceğimiz bir kısmımız da olacak. O yüzden merak ettiğiniz soruları oraya yazmaktan lütfen çekinmeyin. Sadece şu chat ve Q&A düzgün çalışıyor diye sizden ricam birkaç kişi en azından chatten ve soru kısmından bir şeyler yazabilirlerse çok sevinirim. En azından benim de içim rahatlar. Kimsenin süper. Doğukan ve Cevdet şu an yazdı. Harikasınız. Q&A'den de, chatten de gayet güzel şeyler geldi. Sanırım bayağı bir kişi de yanımızda şu an bizimle birlikteler. O yüzden ben bir yandan da sunuma geçiyorum. Sunumu da kenardan açayım. Sizlerle biraz konuşalım. Hazır şu an herkes yazabiliyorken sunumu görüp göremediğinizi de test edeyim. Şu an sunumu görebiliyor musunuz? Bunu chatten ya da Q&A'den yazabilirsiniz. Çok sevinirim. Şuradan chat kısmını da açalım. Harika. Dediğim gibi tekrar hoş geldiniz. Birkaç dakika herkesin katılması için beklemek, es vermek gayet güzel oluyor. Bugün Hexon'dan bahsedeceğiz. Daha birkaç hafta önce duyurularını yaptık. Eminim daha az bilgisi olanlar da vardır bu konuyla ilgili. Ben bugünkü Meetup'ın, bizim toplantımızın biraz ajandasından da size bahsetmek istiyorum. İlk önce ben biraz program kapsamından genel olarak bahsedeceğim. Daha sonra da programın sahibi olan Allianz'ın çok değerli yetkilileri aramızda. Tolga Bey biraz bize Allianz'ın stratejisinde ve vizyonunda neler olduğundan bahsedecek. Sigortacılık ve açık inovasyon ve sigortacılığın üzerine konuşacağımız bir konu var. İki tane panelimiz olacak. Bir tanesinde Galata Business Angels'tan Ata bizimle birlikte olacak. Aynı şekilde bunun Allianz tarafında da Onur Kırıcı da ikisi genel olarak yenilikçi inovasyon, yenilikçi teknolojilerden bahsedecekler. Bir de benim de içinde olacağım başka bir panelimiz olacak. Orada da Kaan Bey ve Evren Bey ile birlikte biraz açık inovasyon kavramı, biraz API'lar ve bu süreçlerin şirketlere neler kattığını ve nasıl yapılabildiğini konuşacağız. Sonra da dediğim gibi sizin gelen sorularınızı derleyip toplayıp aslında soruları cevaplayıp kapatacağımız 1 saat 15 dakikalık bir oturum bugün bizi bekliyor. Ben şimdi biraz yavaş yavaş size Hexon'dan bahsedeyim. Bugün zaten üzerinde biraz gideceğiz. Hexon bizim için çok heyecanlı projelerden bir tanesi. Sebeplerinden bir tanesi de şu. Headquarters'ın daha önceki programlarına katılmış olanlarınız varsa bizim için en değerli olan şey girişimlerin ticari kapasitelerini arttırabiliyor olmalarını sağlamak. Bu anlamda da Allianz gibi global dünyanın en ileri gelen sigorta şirketlerinden bir tanesiyle böyle bir programı tasarlamak çok heyecan verici. Bu program bizim standart yaptığımız programlardan da biraz farklı. Sayfasını incelediyseniz zaten görmüşsünüzdür. Arkasında çok fazla Allianz çalışanı da bu girişimlere destek olabilmek adına bu süreçte birlikte olacak. Biz buna bir POC maratonu diyoruz. Çok Türkçe olmadığı için kusura bakmayın ama POC Proof of Concept yeni iş modellerinin çalışılabilir ekonomik modeller olduğunu gösterebilmek için aslında yaptığımız formatlar. Biz bu program süresince çok hızlı ve kompakt bir şekilde ilerleyecek bu program. Bu süreç içerisinde yeni fikirlerin test edilmesi, farklı problemlerin bulunup test edilmesi ve yeni sigortacılık ve sigortacılığın etrafındaki iş modellerinde yeni sektörlerde yeni iş modellerinin bulunabilmesi için
hızlıca çalışacağımız, mentorluklar yapacağımız, workshoplar yapacağımız bir programdan bahsediyoruz aslında. Üç tane ana kademesi var. Bizim girişimlerle birlikte çalışmak istediğimiz alanlara baktığınız zaman bir tanesi fon yönetimi. Bu fon yönetiminin içinde portfolyolar vesaire, portfolyo yönetimleri, fraud, potansiyel farklı belki yatırım araçları ya da yönetim araçları bizim ilgimizi çekecek. Bir tanesi tabii ki araçlar konusu. Araçlar, hasarlar, belki o süreçler içerisinde kullanılan yapay zekalar ya da herhangi bir dolandırıcılığı önleyebilecek teknolojiler bizim için çok önemli. Bir de genel anlamıyla bu sigortacılığın etrafındaki bütün yerlere dokunabilecek bir açık inovasyon başvuru formatımız var. Bunlardan uyan şirketler şu an başvurularını vermeye başladı. Dediğim gibi bu program oldukça hızlı devam edecek. Bu program şu an başvuru sürecindeyiz. 9 Kasım'a kadar başvurularımızı almaya devam edeceğiz. Şu an gelen başvurular beni açıkçası bayağı heyecanlandırıyor. Bu girişimlerden de biraz bahsederiz ama ağırlıklı olarak biz girişimlerin ticari olabilmelerini, şu an hali hazırda belli bir ekip kurmalarını istiyoruz. Çünkü bu kısacık vakitte yeni müşterilerin yeni problemlerini çözebilen küçük demolar ve küçük ürünler yapabilmeleri bizim için değerli olacak. 9'unda başvurular bittikten sonra 16 Kasım'da çok hızlı bir şekilde aslında biz ilk problem alanlarımızı test etmeye başlayacağız. Onları hem Allianz çalışanları hem Headquarters mentorleriyle birlikte çözmeye başlayacağız. Sonrasındaki haftada testler yapmaya başlayacağız. Çünkü girişimcilikte biliyorsunuz yani en değerli konu aslında gerçek pazarın tepkisini görebilmek. Son kısımda da Aralık ayında yaklaşık buradan 5 hafta sonra gibi düşünebilirsiniz. Bu programa katılan ve süreç içerisinde devam edebilmiş girişimlerin bir demo day etkinliği olacak. Bu demo day etkinliği de benim için çok heyecan verici. Çünkü Allianz dediğim gibi çok global şirketlerden bir tanesi ve mümkün oldukça belki de Türkiye'den bir sigorta girişimini alıp burada güzel bir iş modeli çıkartıp belki de onun globalleşmesinde fayda sağlayacağız. Şimdi ben Tolga Bey'den kamerasını açmasını rica edeceğim. Tolga Gürkan, Allianz Türkiye'nin CEO'su. Hoş geldiniz Tolga Bey. Ben bu ekranı da indirebilirim artık. Ben de lafı uzatmadan size vereyim. Hoş geldiniz. İyi ki böyle bir program konusunda destek veriyorsunuz. Sizden de biraz duygu düşüncelerinizi almak isteriz. Allianz için bu konu neden bu kadar önemli? Niye böyle güzel bir program yapıyoruz birlikte? Çok teşekkürler. Sağ olun Kaan Bey, teşekkürler. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Gerçekten hepimiz için çok heyecan verici ve uzun zamandır hazırlandığımız bir gün. Eminim çok verimli geçecek bir toplantı olacak. Ben sözlere başlamadan ilk olarak güzel İzmir'imize geçmiş olsun demek istiyorum. İzmir bizim ikinci yuvamız. Allianz olarak çok büyük bir operasyon merkezimiz var. Umarım daha kötülerini yaşamayız ve gereken önlemler de ivedilikle alınır. Bugün dediğim gibi bizim için çok önemli arkadaşlar. Sektöre öncülük edeceğini düşündüğümüz bir yaklaşımla bu programı kurguladık. Hepinize de ilgi ve katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Neden diyebilirsiniz böyle bir şey yapma ihtiyacını duydunuz? Aslında bunu ben bizim hikayemize biraz bağlamak da istiyorum. Size bunu bir background olarak da vermek de isterim. Allianz belki biliyorsunuzdur Almanya menşeli 130 senelik bir kurum ve dünyanın en büyük sigorta markası. Sonra durup kendime sordum, yani Allianz bunu nasıl beceriyor sürekli bir numarada kalmayı? Bence işin sırrı Allianz kendini sürekli günün çağın önceliklerine çok hızlı adapte edebiliyor, çağa uyum sağlayabiliyor. Bunun için büyük değişimleri ve dönüşümleri yapmaktan geri durmuyor. Biz de Allianz Türkiye olarak aslında uzun süredir dijitalleşmeye çok önem veriyoruz ama son 2-3 senedir özellikle ivme kazandığımız bir süreç oldu. Ve kendimizi gerçek anlamda hani farklı bir marka yaratarak dijital bir şirket kurmak gibi bir önceliğimiz hiç olmadı. Ama gerçekten ana gemiyi, Allianz'ı, sektörün lideri olan Allianz'ı dijital bir şirket haline nasıl dönüştürürüz diye uzun süredir çalışıyoruz ve bununla ilgili büyük dönüşüm projeleri de yapıyoruz. Bunlar nedir derseniz en öne çıkan başlıklar, biz çok daha tabii çağın gerektirdiği şekilde hızlı olabilmemiz gerektiğini çok iyi biliyoruz, bunun bilincindeyiz. Bunun için çevik çalışma modeline geçtik.
Ve peyderpey organizasyonun tümünü modele geçiriyoruz. Hiyerarşiden arınıyoruz tamamıyla. Şu anda organizasyonumuzun %40'ı çevik çalışma modelinde çalışıyor. Sadece projeler değil, gerçekten organizasyonun normal işleyişi de bu şekilde. Bununla beraber sigorta biliyorsunuz doğası gereği veya bugüne kadar kompleks bir ürün olarak piyasada ve işte dağıtım kanallarında yerini almış bir ürün. Bunu hem ürün olarak ama aynı zamanda süreç olarak da yalınlaşmayı da kendimize bir hedef olarak aldık. Ve bu konuda da çok önemli adımlar atıyoruz. Sadece ürün ve süreç değil, aslında IT altyapımızı da hızlanabilmek adına ve verimli olmak adına tamamıyla elden geçirip yalınlaştırıyoruz. Ve çok ciddi farklılıklar yaşadığımızı söyleyebilirim. İnsan gerçekten elde ettiği sonuçları gördüğünde şaşırabiliyor. Bir diğeri de tabii daha çok teknoloji şirketlerinin önderliğinde gündeme gelmiş olan müşteri odaklılık son dönemlerde özellikle. Biz de sigorta sektörü olarak düşündüğünüzde aracılı çalışan bir sektörüz daha çok. Ama özellikle COVID döneminde gördük ki müşterilerimiz, sigortalılarımız gerçekten bizim onlara her türlü hizmeti, her türlü kanaldan en hızlı ve en iyi şekilde sunabilmemizi istiyorlar. Uzun süredir hazırlandığımız konulardı ama bu konularda artık daha da ivmelenmek istiyoruz. İştahımız ve heyecanımız çok yüksek. O yüzden de bugün buradayız. Tabii sadece teknoloji çözümler değil, çalışanlarımıza da kültürü değiştirmek anlamında çok ciddi yatırımlar yapıyoruz ve bunu müşteri odaklılık anlamında sürekli besliyoruz, güçlendiriyoruz diyebilirim. Bir diğer konu da peki bütün bu güncellemeler, dönüşümleri kendi kendimize yapabilir miyiz diye kendimize sorduğumuzda aslında bunun modern dünyada, yeni dünyada çok da olası olmadığının farkındayız. Dolayısıyla kendimizi dışarıdaki inovasyon yetkinliğine ve kapasitesine açmaya karar verdik. Bunu yaklaşık bir seneden fazla oldu karar vereli. Tabii ki bütün IT altyapılarını buna göre hazırladık. O yüzden bugün de bu IT altyapısıyla sizlere bir takım sorumlu bölümleri, bölgeleri çözmeniz için sizlere de danışmak istedik. Sizlerin fikirlerinizi ve hatta çözümlerinizi görmek de duymak da istedik. Bugün bunun için buradayız. Şunu çok net söylemek isterim. Gerçekten bu bir iletişim aktivitesi veya bir show değil. Biz de yapalım değil. Bu kesinlikle Allianz için, Allianz Türkiye için bir yolculuğun başlangıcı. Çünkü biz tüm altyapımızda bunu sürdürülebilir bir şekilde bu tip aktiviteleri yapacak bir altyapıya kavuştuk. Bugün de bazı servislerimizi sizlere açarak aslında bir takım pain pointlerimizi çözmeniz için sizlerin yetkinliğinize, görüşlerinize, taze fikirlerinize ihtiyacımız olduğunu vurgulamak isterim. Ben çok detaya girmeyeceğim. Arkadaşlarım zaten programın detaylarını aktaracaktır. Ben gerçekten çok heyecanlıyım ve bugünü iple çekiyordum. Bu programa katılımınız bizim için çok değerli. Bunun için çok teşekkür ediyorum ve hepinize başarılar diliyorum. Daha sonra tekrar görüşmek üzere. Kolay gelsin şimdiden. Ağzınıza sağlık Tolga Bey. Yani siz hazır buradayken şeyleri de söyleyeyim. Gerçekten bizim şunu görüyoruz. Dünyada birçok sektör yeniden yapılanıyor. Bu yeniden yapılanma da aslında mesela Allianz gerçekten dünyanın önde sigorta şirketi ve bu işlere başladığı 100 yılı geçmiş bir geçmişi var. Ama bugün yeni sigortacılık diye düşündüğümüz zaman bütün sektörler İtalya'da da, Almanya'da da, Türkiye'de de, Singapur'da da benzer problemlerden, benzer evrimlerden geçiyor. Ben bu süreç içerisinde en azından Türkiye'yi çok şanslı görüyorum. Çünkü siz eminim Türkiye Allianz olarak çok fazla global başarıya imza atmışsınızdır. Yani Türkiye'de yaptığınız bir şey globalden çok daha iyi tepkiler almıştır diye düşünüyorum. Bu tarz programlarda da bence bu potansiyelin global olarak gözükmesi Türkiye'nin ekonomisine de çok değer katıyor. Türkiye'deki girişimcilere de değer katıyor. İşte birkaç senedir görüyoruz zaten birçok girişim global olarak insanların ilgisini çekti. Büyük değerler yaratabildiler. Bu noktada onların yanımızda durduğunuz için ben çok teşekkür ediyorum. Yani headquarters olarak bizim kurulma amacımız da Türkiye'deki ağırlıklı olarak girişimcilerin global arenada boy gösterebilmelerini sağlamaktı. O yüzden Hexon bence özellikle kurum tarafından oldukça kaynak gerektiren bir program. Şundan dolayı diyorum, bizim genelde yaptığımız programlarda bir kurumsal çalışanı
o kendi işinden, görevinden ayırıp aynı zamanda da bir girişimde çalışabilmesini, ona vakit ayırabilmesini sağlamak çok kolay bir iş değil. Allianz'a baktığım zaman şu an 30 kişiye yakın insan bu programda gönüllü olarak da kendi işlerini geliştirmek anlamında da girişimcilerin yanında durmak istiyor. O yüzden de ben ayrıca teşekkür ederim sizlere. Çok teşekkürler. Belki iki cümle söyleyeyim. Çok güzel bir yorumda bulundunuz aslında. Allianz CEO'su, Global CEO'su Oliver Petten'in bir sözü vardır Alman medyasına. O da şu: Allianz'ın geleceğini görmek istiyorsanız gidin Türkiye'ye bakın demişti 2 sene önce. Gerçekten buna katılıyorum. Yani çevik çalışma modeli, IT altyapımız ve modern çalışma şekillerimiz gerçekten dikkat çekiyor. Tabii ki mükemmel değiliz. Gidecek daha çok yolumuz var ama hedeflerimiz yüksek. Sizin hedefinize de katılıyorum. Allianz gerçekten uluslararası arenada bütün fikirlere açık. Burası da öyle bir platform aslında. Umuyorum ki ben de Allianz gruba sunabileceğimiz bir hizmeti de buradan çıkartabiliriz. Tekrar başarılar. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Görüşmek üzere. Biz programa devam edelim artık. Şimdi ben yavaştan ekranımı da paylaşayım. Kaan Bey ve Evren Bey'i de aslında kamerasını ve mikrofonunu açmak için davet ediyorum. Onlar gelene kadar da Kaan Bey Allianz Türkiye'nin CEO'su, Evren Bey de Allianz Türkiye'nin CIO'su. Kaan Bey de şu an geliyordur diye düşünüyorum. Ekranı artık galeri şekline getirebiliriz. Biraz sohbet edebiliriz diye düşünüyorum şimdi. Hoş geldiniz. Ben sizinle çok az konuşma fırsatımız oldu aslında. Bu konu da, bu program da oldukça yoğun. Ama hani vaktimizi en iyi şekilde kullanabilmek için sizlere ikişer tane soru hazırladım aslında. Biraz bunların üzerine gidelim. Ben ilk sorumu sorduğumda da kendinizden bahsetmenizi çok isterim. Çünkü dinleyenler arasında sigortacılık sektöründe olanlar var, girişimciler var. Belki bu program dışında da Allianz'la işbirliği yapmak için ulaşmak isteyen insanlar olacaktır. O yüzden kendinizi tanıtırsanız çok iyi olur. Ben ilk Kaan Bey'den bahsedeceğim. Yani Kaan Bey'e sorum olacak. Şimdi açık sigortacılık kavramından bahsediyoruz. Yani open innovation dünyada hızla artan konseptlerden bir tanesi. Şirketin etrafındaki işlerin aslında daha fazla olabilmesi için yaptığımız konulardan bir tanesi. Şimdi açık sigortacılık kavramını biraz konuşalım mı? Bu konu neden Allianz için önemli? Bir de bu süreç içerisinde kendinizden bahsederseniz ben çok sevinirim. Merhaba Kaan Bey. Öncelikle güzel girişiniz için teşekkür ederim. Bütün katılımcılara, girişimcilere, konuyla ilgili tüm paydaşlara hoş geldiniz diyorum programımıza. Kaan Toker benim adım. Yaklaşık 12 yıldır Allianz Sigorta'da çalışıyorum. 2019 yılı başından beri de operasyonlardan sorumlu genel müdür yardımcısı olarak Allianz'da görev alıyorum. Allianz öncesinde ben de bir girişimciydim açıkçası. Özellikle süreç yönetimi konusunda aktif küçük bir yazılım şirketim vardı. 10 yıl boyunca orada girişimciliğe devam ettim. Ve daha sonra 2008 yılında şirketimi satarak profesyonel yaşama, kurumsal yaşama geçiş yaptım. Dolayısıyla bugün hem bir Allianz yöneticisi olarak hem eski bir girişimci olarak katılan tüm girişimcilere, tüm firmalara başarılar diliyorum. Ben de kendi hayatımda bu tarz iş geliştirme fırsatlarının önemli bir zat yaşamış birisi olarak umarım programımız Hexon programı hem Allianz'a hem katılımcılara hem de sektörümüze önemli bir katkı sağlar diyelim. Kaan Bey, sorunuza gelecek olursak Open Insurance nedir dersek temel olarak, kavram olarak baktığımızda aslında biz Open Insurance'ı yeni bir iş yapış şekli olarak görüyoruz. En genel hatlarıyla sigorta şirketinin katma değerli ürünler, servisler sunmak amacıyla altyapısına ve bir kısım verilerini girişimcilere açtığı bir yeni yaklaşım olarak isimlendirmek mümkün. Genel olarak amaç nedir diyecek olursak, aslında Tolga Bey'le konuşmasında bunun girişini yaptı. Bugün baktığımızda teknoloji çok hızlı ilerliyor. Bu teknolojinin ilerlemesine paralel olarak müşteri davranışları ve beklentileri de değişiyor. Yaşadığımız bu pandemi süreci adeta bir katalizör etkisi yaparak bu değişim ihtiyacını daha da hızlandırdı. Dolayısıyla bir firma ne kadar finansal güce sahip olursa olsun, ne kadar geniş, ne kadar kaliteli insan kaynağına, IT yetkinliğine sahip olursa olsun, bu teknoloji dönüşümüne tek başına cevap vermesi,
en iyi uygulamaları bulması, bunları kendi süreçlerine monte etmesi ve bunu hızlı bir sürede yapması kesinlikle mümkün değil. Dolayısıyla biz burada aslında bu anlamda açık sigortacılığı bir fırsat olarak görüyoruz. Ve bu dönüşümleri sadece kendi yetkinliklerimizde değil, bu işin içinde olan girişimcilerle, startuplarla, el ele kol kola daha hızlı bir şekilde yapmak amacıyla deneyimlemek istiyoruz. Diğer bir açıdan bakıldığında ise aslında bu bir fırsat olduğu kadar geleceğe dair global sigortacılık çerçevesinden bir zorunluluk da gözüküyor. Global bir araştırma şirketinin 2019 yılında yayınladığı bir Disruptability Index raporu var. Burada aslında global ölçekte iş yapış şekli en çok değişebilecek, en çok tehdide maruz kalacak sektörler arasında sigortacılık gözüküyor. Bu bakımdan aslında açık sigortacılık yaklaşımı bu tehdidi bir fırsata çevirmek için de iyi bir araç olarak görüyorum ben kendi adıma. Doğru iş ortaklarıyla pazara daha hızlı girmek, müşteri beklentilerine daha doğru cevap verebilmek için açık sigortacılık önemli fırsatlardan bir tanesi. Biz Allianz Türkiye olarak buna nasıl bakıyoruz dersek açık sigortacılığa? Açıkçası biz zaten hem çevik organizasyonel yapımızla hem inovasyon ofisimizle piyasadaki girişimci firmaları, startupları yakından takip ediyoruz. Bunların güzel uygulamalarını, fırsat gördüğümüz uygulamalarını alıp süreçlerimize yedirmeye, içselleştirmeye çalışıyoruz. Ama takdir ederseniz ki bu bir zaman alıyor ve çalıştığınız firmalar kısıtlı sayıda olabiliyor. İşte biz açık sigortacılığı daha fazla firmayla çalışmak, daha fazla inovasyon imkanlarını, ihtimallerini değerlendirmek, bir ekosistem oluşturmak ve daha hızlıca elde edilen fikirleri, çıktıları kendi süreçlerimize yedirmek adına bir fırsat penceresi olarak görüyoruz. Tabii ki Open API açık sigortacılık bunun için tek yol, tek çözüm değil. Ama biz bunu çok önemli bir fırsat, önemli bir mihenk taşı olarak görüyoruz. Hackzone'da açıkçası bu yolda atılmış bizim adımıza çok önemli bir adım. Uzun bir yolculuğun kuvvetli ama ilk adımı olarak ifade etmek mümkün diye düşünüyorum. Ben çok teşekkür ederim. Burada şeyden de bahsedeceğim. Yani dediğiniz gibi inovasyonlar ağırlıklı olarak şirketlerle alakalı konular değil aslında. İnovasyonlar sektörlerle alakalı. Yani sigortacılık sektöründe bunun olduğunu biliyoruz, görüyoruz. Tolga Bey de söyledi, siz de söylediniz. Birazdan Evren Bey de bahsedecek. Bu konulardaki inovasyonun önünü açabilecek şirketler de Allianz gibi pazar liderleri. Çünkü bu konuda kaynağı var, altyapılarını değiştirebiliyorlar ve insanlara uygun bir platform sağlayabiliyorlar, ekosistem sağlayabiliyorlar ki girişimciler ihtiyacı olan şeylere kurumlar ve diğer bizim gibi şirketlerle ulaşabilsinler. Aynı şekilde de sizin gibi kurumlarda daha fazla şeyi sürekli deneyebilecek insanlarla bir arada olup belki ortak iş modelleri geliştirebilsinler diye. Tam bu noktada ben Evren Bey'e dönüyorum. Şunu soracağım, yani kendinizi tanıtmanızı zaten isteyeceğim, ondan bahsedersiniz. Şimdi Tolga Bey de üzerinden bahsetti aslında. Bu bir altyapı işi de bir yandan. Yani biz böyle bir şey yapmak istiyoruz diye her şirketin hızlıca yapamamasının en büyük sebebi bu ya. Biraz onu konuşalım mı? Bir açık inovasyon konseptine başlamadan önce nasıl hazırlık geçirmesi gerekiyor şirketin? Hem manevi hem de maddi olarak neleri değiştirmek gerekiyor? Sağ ol Kaan, merhaba. Şöyle başlayayım, biz Kaan'ın zamanında yaptığı ürünlerden birini halen kullanıyoruz, onu söyleyebilirim. Ben 4,5 yıldır Allianz'tayım. Aslında yaklaşık 21 yıllık oldu, 21 yıllık bir kariyerim var. Ve daha çok finansal sektördeydim. Hep bankacılık tarafında ağırlıklı olarak çalıştım. Ve ne mutlu ki çok ciddi şekilde transformasyonların ortasında buldum. Bankacılık çünkü büyük dönüşümünü daha önce yapmak zorundaydı sektörün şartları nedeniyle. Onun içinde değişik pozisyonlarda bulunduğum için hani Allianz'a gelme hikayem de aslında transformasyonla alakalı. Bu dönüşümü yönetmekle alakalı. Şimdi aslında açık sigortacılık bir sonuç. Onu söyleyebilirim. İlk önce bazı şartları gerçekleştirmek gerekiyor. Bir, Tolga Bey'in söylediği simplicity, yalınlık konusu. Ürünleriniz ne kadar kompleks olursa bunlarla, business partnerlerle bir araya gelip değer üretmek çok zorlaşıyor. İlk önce yalınlaşmanız gerekiyor. Hem ürünlerinizi hem süreçlerinizi yalınlaştırmanız gerekiyor. Bunun yanında da teknik olarak bu ability'ye, bu yetkinliğe sahip olmanız gerekiyor. Yani şu an
Birçok sigorta firması bu açık sigortacılığa hizmet vermek için mutlaka girişimlerde bulunuyorlardır. Ve servisleri hali hazırda uzun yıllardır bu servisleri kullanıyoruz ve bunları bir şekilde komüniteye ve piyasaya sunuyordur. Ama şu çok önemli, bunun sürdürülebilir olması için ilk önce büyük dönüşümü tamamlamak gerekiyor. Yani aslında dijital tarafta büyürken aynı zamanda motoru da yolda değiştirmek gerekiyor. Sigortacılık bu konuda özellikle son dönemde teknolojik gelişmeler, datanın büyümesiyle birlikte, yeni iş kollarıyla birlikte hem bu dijital dünyaya uyum hem de aynı zamanda mevcut hantallaşmış, belki biraz yaşlanmış süreçlerini ve sistemlerini de değiştirmek zorundaydı. Biz OpenAPI veya açık sigortacılığa başlamadan önce ana sigortacılık dönüşümümüzü yaptık. Bu sadece sistemlerin değişmesi, işte hepimizin bildiği mikroservisler, REST servisler falan değil. Aslında arka tarafta sistemlerin yalınlaşması ve modernizasyonunu gerektiriyordu. O yüzden bu aşamaya gitmeden önce ilk etapta biz ana sistemlerimizi hali hazırda devam ediyoruz ama önemli bir noktada hem yalınlaştırdık hem hızlandırdık. Çünkü müşteriler artık dijital dünyada çok beklemiyorlar. O servisleri acentelerde bekletebiliyorsunuz ama müşterinin karşısında bekletemiyorsunuz. O yüzden çok hızlı bir servis vermeniz gerekiyor. Bu yüzden biz açık sigortacılıktan önce ana sigortacılığımızı güncelledik. Tabii bunun yanında bir başka taraf daha var, data. Ben şunu düşünüyorum, aslında sigortacılığın en önemli değeri data sistemlerinden daha ziyade. Biliyorsunuz sigortacılık data üzerine kuruldu. Aktüer sistemlerle, risk modellemeleriyle yaşayan bir firma, bir sektör. Ama geldiğimiz noktada son birkaç yıldır datanın geldiği boyut, hem regülasyonlarla birlikte sektörün datasına sahip olmak, hem müşterilerin verilerini çok hızlı bir şekilde alabilmekle birlikte aslında sigortacılığın önü farklı bir şekilde açıldı. IoT ile beraber smart ofisler, smart house'lar, giyilebilir teknolojiler aslında hani bir anda inanılmaz bir ivme kazandı. O yüzden de bizim amacımız bir ana sigortacılık sistemlerimizi modernize etmek ve bu dünyaya hızlı açılabilir ve değer üretebilir noktaya gelmek. İkincisi de data dönüşümünü tamamlamak. Çünkü bizim için en önemli şeylerden biri de veri. Veriyi tabii ki biz bir sigortacılıkta uzun yıllardır traditional sistemlerde raporlamalarımızı yapıyoruz ama artık yapay zekanın advanced analytics'in geldiği bir dünyadayız. Çok hızlı değer üretmemiz, artık datayı mine etmemiz, artık bildiğimiz bu information'dan wisdom'a giden, yani bilgiden öngörüye gidecek yönü bulmak için de data dönüşümünü tamamlamamız gerekiyor. O yüzden Allianz Türkiye'nin stratejisindeki en önemli aşamalardan iki tanesi teknolojik dönüşüm ve aynı zamanda da datanın dönüşümü. Bunları sağladığımız zaman biz müşteriyle birlikte, startuplarla birlikte, insurtechlerle birlikte hızlı bir şekilde değer üretebilir noktaya geleceğiz diye düşünüyorum. Dediğinizde çok haklısınız. Zaten datanın değişmesi dünyadaki her şeyi değiştiriyor. Yani eskiden kaskoyu bile düşündüğünüz zaman senede bir kere belki acentanızla muhatap oluyordunuz. Sonra herhangi bir şey başınıza geldiğinde bozdurup bozdurmamak sizin kararınızda. Ama şimdi baktığınızda Kaan nasıl araba kullanır? Arabalar akıllandıkça arabaların kendi sistemlerinden, işte 4G ile 5G ile benim hareket halimde olmamdan, hangi saatlerde, hangi yerlerde kullanmama göre risk faktörleri çok çok değişiyor. Böylelikle gerçekten daha ucuza hayatın, yani daha risksiz insanlar daha iyi bir servis alması gerekirken daha riskli insanları da belirleyebiliyorsunuz. Bunların hepsi hızlı hızlı devam etmeye devam edecek gibi duruyor yakın gelecekte. Ben şimdi Kaan Bey'e döneceğim. Çünkü zaten sizin söylediğiniz şeyler de bunlardı. Yani geleneksel bir sigortacılıktan yenilikler ve şeylerle birlikte, bu yapılan inovasyonlar ve altyapısal gelişmelerle birlikte başka bir yere geliyoruz yavaştan. Şimdi Hexon programı da bir açık inovasyon programı. Bu sektörler değiştikçe geleneksel sigortacılığa göre sizce hangi fırsatlar doğacak? Bunu sigortacılığın etrafında da düşünebilirsiniz, şeyde de düşünebilirsiniz. Teşekkürler Kaan Bey. Açıkçası baktığımızda ben kendi adıma açık sigortacılığın orta ve uzun vadede yeni gelir fırsatları ve yeni iş modelleri yaratacağını düşünüyorum. Ama daha yakın ve orta vadede baktığımızda ise biraz daha sigorta şirketleri tarafında operasyonel verimlilik, müşteriler açısından müşteri deneyiminin iyileşmesi, girişimciler açısından ise yapılacak işbirlikleri sayesinde ortaya çıkartılan ürün ve hizmetlerin çok daha global ölçekte geniş müşteri kitlelerine ulaşması olarak neticeleneceğini düşünüyorum. Kendi grubumuz çerçevesinden birkaç örnek vermek gerekirse açık sigortacılık nasıl fırsatlara yol açıyor? İki örnek paylaşabilirim. Bir tanesi operasyonel verimlilik
başlığı altında değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Allianz grubunun globalde bir ana sigortacılık uygulaması var, ABS adını verdiği. Şirketimiz çok kısa bir süre önce aldığı bir kararla bu uygulamayı açık kaynak kodlu olarak yazılımcılarla, startuplarla paylaşma kararı aldı. Dolayısıyla bu aynı zamanda hem sektördeki sigorta şirketlerinin bütüncül gelişmiş bir ürünü kullanarak kendi maliyetlerini azaltma fırsatı verdi. Ama Allianz açısından da baktığınızda tahmin edebilirsiniz ki bu sadece gelir elde etme amaçlı yapılan bir şey değil. Aslında Allianz'ın amacı burada global ölçekte bu ürünü open source yaparak birçok yazılım geliştirme firmasının, birçok startup'ın inovasyon yetkinliklerini alarak bu ürünü daha da geliştirmek, kendini rakiplerinden daha da ayrıştıracak, daha da yetkin bir ana sigortacılık çözümünü teknolojiyle daha uyumlu, daha da rakiplerin ötesinde bir noktaya taşımak. Ki bugüne kadar da bu strateji, bu aksiyon meyvelerini global ölçekte vermiş gözüküyor. Güzel örnekler, güzel haberler alıyoruz Allianz dünyasından. Yine başka bir örnek verecek olursak Allianz dünyasında, bu da yeni gelir kazanımına, gelir elde etmekle ilgili bir başlık altında değerlendirebileceğimizi düşünüyorum. Allianz'ın hissedarı olduğu global bir sigorta şirketi var. Online ve direkt satış yapıyor, Lemonade isimli. Onların geliştirdiği Open API imkanları sayesinde birçok firma hızlıca kendi elektronik ticaret sitelerinde sigortacılık ürünlerini entegre ederek gelir yaratabiliyorlar. Bu konudaki dünyadaki en başarılı, en hızlı örneklerden bir tanesi Lemonade firması. Aslında bir açıdan bakacak da olursanız bir startup'ın nasıl bu Open API'yi gelire dönüştürebileceğiyle ilgili güzel bir business case olduğunu söyleyebilirim. Peki biz Allianz Türkiye olarak ne yapmak istiyoruz derseniz, biz öncelikle girişimcilerle olan işbirliğimizi bir üst seviyeye çıkarmak istiyoruz. Amacımız tamamen dijitalleştirilmiş işbirliğine dayalı bir inovasyon ekosistemi kurmak. Bizim için Türkiye olarak öncelikle alan hizmet ve müşteri deneyimini iyileştireceğimiz, bize operasyonel anlamda verimlilik kazandıracak uygulamaları hayata geçirmek. Hızlıca iş modelimize aslında entegre edebileceğimiz, müşterilerimizin hayatına hız ve kolaylık getirecek çözümleri ilk aşamada ön planda değerlendirmek istiyoruz. Bunlar ne olabilir derseniz, birçok şey olabilir. Zaten bir kısmını bilmiyoruz. Onları keşfetmek için bu yolculuğa çıkıyoruz. Ama kendi içimizde yaptığımız beyin fırtınalarında resim ve video üzerinden hasar tahmini yapılabilmesi, yapay zeka uygulamalarıyla klasik fiyatlandırma algoritmalarının desteklenmesi ve bugünkünden daha başarılı risk seçimlerinin yapılmasının sağlanması, iş ortaklarıyla iletişimimizi, rezervasyonumuzu, mesajlaşmamızı global ortak platformda yönetecek bir IT'sel çözümün ortaya çıkması, yine bireysel emeklilikteki sigortalılar için risk profiline uygun olarak en iyi, en yüksek getirili fon seçimlerinin yapılması bizim fırsat ilk aşamada gördüğümüz alanlar. Ancak doğru ve açık ifade etmek gerekirse bu bir yolculuk. Bu yolculukta aslında bildiğimiz şeyleri keşfetmek değil, bilmediklerimizi öğrenmek, bizim göremediğimizi, piyasada keşfedilmeyi bekleyen yeni fırsatları ortaya çıkartmak istiyoruz. Bu yüzden de aslında hem bunları ortaya çıkartmak, hem buradaki değerli katılımcılarla, girişimcilerle nasıl daha verimli çalışabiliriz, nasıl daha katma değerli ürünlere, hizmetlere ortaya ve piyasaya sunabiliriz. Biraz bunu keşfetmek de istiyoruz. Doğru iş ortağını bulmak ve açık sigortacılığın getirilerini bir anlamda test etmek için Hexon bizim için çok önemli bir yapı taşı. Dolayısıyla amacımız burada en doğru iş ortaklarını bulmak ve her iki taraf için de hızlı, verimli ama en önemlisi de sürdürülebilir bir iş modelinin prototipini, ilk nüvesini ortaya çıkarmak. Temel beklentimiz bu. Aslında Hexon programından benim açımdan çok özetle bu olduğunu söyleyebilirim.
Çok teşekkür ediyorum. Zaten ya, bir yandan da öyle sorular geliyor. Hangi girişimciler bu program için daha uygun vesaire gibi. Hani benim de en başta demeye çalıştığım şey oydu. Yani sizden alacakları geri bildirimle, hatta sizden de değil, sizin müşterilerinizden, sigortacılık sektöründeki müşterilerin dertlerini çözebilecek insight'ı alan ekiplerin 2 hafta gibi kısaca bir süre içerisinde ticarileşebilecek. Yani bu arada ticarileşme sizin de verdiğiniz örnekler gibi. O program para kazanmak zorunda değil de mesela Allianz'ın problemini çözüyor olabilir. Yani gün sonunda belki müşterisi Allianz olabilir. Belki müşterisi son kullanıcılar olabilir. Bunu bilmiyoruz. Dediğinize de çok katılıyorum. Çünkü inovasyon dediğiniz noktada zaten bütün problemi ve çözümü bildiğini düşünen şirketler genelde bir şey yapamıyor. O yüzden bu bilinmezde olduğunu bilmek, işte hem agile modelle hayatını iyileştirmeye çalışmak hem de farklı yerlerden fikir almaya çalışmak en değerli kısım herhalde. Ben son soru için şimdi bir de Evren Bey'e dönüyorum. Sizin söylediklerinizin üzerine biraz şey konuşalım diye, bir CIO olarak. Şimdi farklı servislerden bahsettik, farklı alanlardan bahsettik. Bu noktada hani sizin altyapısal hazırlıklarınız, işte API'lerden bahsettik bugün. Hangi alanlardaki datalarla, servislerle buradaki girişimlere destek olmayı düşünüyorsunuz? Yani onları açmayı planlıyorsunuz. Şöyle söyleyeyim, ben bir Kaan'ın söylediğine bir ek, bu kullandığımız ABS sistemine grup her sene çok büyük bir yatırım yapıyor. Biz de aslında bir grup firması olmasının faydasını görüyoruz ve hızlı dönüşümü tetikleyebiliyor bu yatırım. Aslında hani bütün Allianz'ın, 70 tane ülkede olan Allianz'ın hepsinin değer üretebileceği, kullanabileceği bir aset yaratıyorlar. Biz de Türkiye olarak buna çok ciddi destek veriyoruz. Ve o çözümün bir parçası haline geldik. Aslında Allianz'ın ABS denen sistemini open source'a açması bir iddia. Çok büyük bir iddia. Özellikle bizim sektörümüzde, belki başka sektörlerde de ürününü piyasaya açıp, en önemli asetini piyasaya açıp beraber geliştirme kültürü, open source komüniteye açıp platformu beraber iyileştirme iddiasını kimse ortaya koymadı. Bence çok inanılmaz bir gelişme bu. Bunun yanında da bununla birlikte bizim kendi kompetitörlerimiz, kendi rakiplerimiz de bu ürünü kullanmak için aday olmuş durumda. Bu da farklı bir bakış açısı ve çok farklı bir yere götürüyor Allianz'ı. Hem teknolojik anlamda hem de kurumsal anlamda. Burada sorunuza şöyle cevap vermek isterim. Allianz bence sigortacılığın en önemli tarafı. Tolga Bey'in söylediği gibi birazcık aracılarla ürün satışı yapılan bir sektör burası, acenteler üzerinden. Ama müşterinin memnuniyeti aslında ürün satışı sırasında değil. Oradaki en önemli parametre hızlı ürünü alması veya fiyatlandırma alakalı, ama daha sonra müşterinin bizimle kalması, özellikle ondan sonra yaşadığı deneyimle çok alakalı. Özellikle biz müşterilere dijital dünyada biraz farklı dokunuyoruz. Bankacılıkla karşılaştığınızda her zaman gidip baktığınız bir uygulama olmayabilir sizin sunduğunuz servisler. Ama sizin hasarınız gerçekleştiğinizde, sağlığınızda bir problem olduğunda veya arabanız veya evinizde ilgili problem olduğunda ne kadar hızlı hizmet alabildiğiniz ve sorunuzun ne kadar çözüldüğü önemli. Ve biliyorsunuz ki ürünlerin çoğu uzun dönemli ürünler dışında yıllık yenilenen ürünler. Yani siz bir müşteriyi içeride tutmak için aslında sizinle birlikte çalışmaya başladıktan sonra bir sene içinde ona verdiğiniz deneyimle alakalı her şey. O yüzden stratejiyi biz ağırlıklı olarak ilk etapta satış sonrası servisler ve hasar süreçleriyle başlatmak istedik. Halihazırda çok güçlü bir mobil uygulamamız var. Kuvvetle muhtemel Onurum'dan bahsedecektir. Türkiye'deki en fazla indirilen ve en fazla kullanılan sigortacılık uygulaması bizim uygulamamız. Biz zaten halihazırda bu sisteme destek vermek için birçok servisi hayata geçirmiştik. Şu an yapmaya çalıştığımız ve hayata geçirdiğimiz şey bunu API platformu üzerinden tüm komüniteye sunabilmek. Bunu tabii burada başka parametreler de var. En zayıf halkanız kadar kuvvetlisiniz, güvenlik tarafı. Biz bu dönem içinde satış sonrası servislerimizi hem güvenlik anlamında hem hız anlamında yenileyerek aslında developer portalımız üzerinden tüm komüniteye sunmuş durumdayız. Tabii ki bununla birlikte satış ürünlerini, yeni ürün satışlarıyla ilgili olarak servislerin hepsini de hazırlıyoruz. Ama birinci amacımız müşteriye değer üretebilecek çözümleri iş ortaklarıyla beraber hayata geçirmek. Tabii Kaan'ın söylediği gibi
sadece müşteri değil, aynı zamanda müşterinin dolaylı olarak etkileneceği, bizim operasyonel verimliliğimizi artıracak, yine işlem sürelerimizi azaltacak çözümler de bu çözümün bir parçası olabilir. Özellikle fintechlerden, insurtechlerden beklentimiz de müşterinin sorununa çare bulması. Bizim kendi sorunlarımıza çare bulmaktan ziyade. Biz bir de çok net bir şekilde yani uzun zamandır evden çalışıyoruz pandemiyle birlikte, ama aslında kurumsal bir dünyanın içinde bir kurum körlüğü her şekilde oluyor. O yüzden dışarıdan fikirler bizim için çok önemli. Kurum içi girişimcilik programımız da var. Orada da çok değerli çözümler oluşuyor. Ama dış dünyayı dışarıda olanlar kadar göremiyor olabiliyoruz. O yüzden onlarla bu değerleri üretmek için de ilk etapta satış sonrası, daha sonra da satış servislerimizi hızlı bir şekilde hayata geçirmek ve yeni business birliktelikleri hayata geçirmek istiyoruz. Harika, ağzınıza sağlık. Yani ben şeyleri hatırlıyorum, bir 10 sene önce bu açık kaynak kodlar ya da şirketlerin kullandığı servislerin diğer insanlar tarafından görülebilmesi büyük problemlerdi. Şu an bayağı dünyanın kabul ettiği konular haline geldi. Hala sizin ölçeğinizdeki şirketler arasında herkes bu kadar cesur davranamıyor, ama cesur davrananların da ne kadar iyi sonuçlar aldığını görüyoruz aslında sektör sektör baktığınızda. Çünkü dediğim gibi bunların birçoğu endüstri konusu. Yani sigorta şirketlerine baktığınızda da muhtemelen Allianz'ın 50 sene önceki cirosunun geldiği yerle bugün 50 sene sonraki cirolarının geldiği yerler çok farklı. Çünkü insanların ihtiyaçları değişiyor. Yakında belki işte bu autonomous driving, kendi kendini kullanan araçlarla birlikte kasko süreçleri bambaşka bir hale gelecek. Yakın gelecekte hiç de o kadar uzakta olduğunu düşünmüyorum. İkinizin de ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Belki katılımcılar sizlerle ilgili de sorularınızı chatten ya da sorular kısmından yazmak isterler. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Çok teşekkürler katılımcılar. Teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Daha sonraki bu program sürecinde ve sonrakinde konularda da bir araya geliriz. Hem kendi deneyimlerinizi anlatırsınız, hem Kaan Bey'in kendi girişimcilik tarafındaki deneyimleri de olur, sizin kurumsal dönüşümler süreçlerindeki deneyimleri de olur. Çünkü gerçekten bunlar deneyimler paylaşılarak yapılabilecek konular. Yani bilgisayar başında ben bunu planlayayım diyerek olmuyor. Dediğinizde de çok haklısınız. Girişimler neden batıyor diye baktığımızda biz %40, %50 çözdükleri problemin gerçek hayat problemi olmadığını görüyoruz. Bu programda o yüzden değerli. Siz varsınız. Sizin bir sürü deneyiminiz var. Sizinle birlikte ulaşabilecekleri de birçok insan var. En azından şu an girişimler yapmaya çalıştıkları şeyin gerçek hayatta karşılığı olup olmadığını test edebilseler bile bence büyük faydaları ne olacağını düşünüyorum. En yakın zamanda tekrar görüşmek üzere. Ben şimdi yavaştan bir sonraki panel için davetlerde bulunayım. Bir sonraki panelimizde de Ata Uzunhasan ve Onur Kırcı'yı sahneye alacağız. Hoş geldiniz ikinize de. Ben zaten bu panelde olmayacağım. Yavaştan ben çıkıyorum. Ata'ya ve Onur'a sözü bırakıyorum. Bir şey olursa tabii ki yardımcı olmak için burada olacağım. Ama gayet güzel gözüküyorsunuz. Kameralarınız, mikrofonlarınız açık. Bol şans. Teşekkürler Kaan. Çok sağ ol. Kaan, teşekkürler güzel sözlerin için. Öncelikle ben başlayayım. Herkese merhabalar. Ata Uzunhasan, ben Galata Business Angels'ın yönetici direktörüyüm. Bilmeyenler için Galata Business Angels bir melek yatırım ağı. Melek yatırım ağını da biraz açayım aslında. Biliyorsunuz yani her şirketin, özellikle erken aşama şirketlerinde kaynağa ihtiyacı oluyor. Ancak yeni kurulan şirketlerin herhangi bir teminat verme imkanı olmadığı için onları fonlayan yapılardan bir tanesi de melek yatırımcılar. Melek yatırımcılar şirketlere para veriyorlar ve bu paraları karşılığında da hisse alıyorlar. Bunun grup halinde yapılmasına da biz melek yatırım ağı diyoruz. Grup halinde yapılmasının ne artısı var? Burada bir sinerji yakalanıyor. Farklı konuları bilen insanlar bir araya geliyor ve bu sinerjiyle birlikte aslında daha sağlıklı, daha kuvvetli yatırımlar yapılabiliyor. Biz de bugüne kadar 7 milyon dolarlık yatırım yapmış bir melek yatırım ağıyız. 39 tane şirketi. Tabii yani çok enteresan bir yıl geçiyoruz 2020 yılında. Yani bu son İzmir depremiyle beraber bence yaşadığımız her an için, her güzel gün için, duyduğumuz her güzel haber için şükretmemiz gerekiyor. Bunun yanında aslında bir kriz dönemi de getirdi. Yani bambaşka bir yapıyı görmeye başladık. Kriz döneminde de yatırımcılar, bu sadece melek yatırımcılıkta değil, herhangi bir yatırım alanında normalden daha farklı davranıyorlar. Bunun en önemli konularından birincisi de aslında öncelikle
eldekini koruyabilmek. Yani bu bir fon içinde geçerli, melek yatırımcı içinde geçerli. Eğer bugün yatırım arıyorsanız yatırımcıların aslında önceliği göreceksiniz ki daha önce yatırım yaptığı şirketler olacak. Onları önce bir yüzdürmeye çalışacaklar. Çünkü onların batması gerçekten de portföy için son derece riskli bir konu. Peki yeni gelecek şirketlerin hiç mi şansı yok? Elbette var. Ancak daha az riskle girmeye çalışıyor yatırımcı burada. Daha az riski biraz açalım aslında. Ne demek bu? Belki hani yine aynı parayı yatıracağım ama daha fazla hisse almalıyım. En azından o riskimi karşılamalı. Yani şey gibi düşünün. Bunu bir fonlama olarak baktığımızda kredi veriyorum. Karşına daha fazla faiz istiyorum. Onu melek yatırımcı dünyasına geçirdiğimizde yatırım yapıyorum. Karşına daha fazla hisse alıyorum gibi düşünebilirsiniz. Birinci konu bu. İkincisi ise biraz daha aslında startup'ın dinamiğiyle ilgili. O da şu ki startup'ların biraz daha fazla yola çıkmış olmasını istiyoruz. Bu MVP kavramını, minimum viable product kavramını belki hepiniz duymuşsunuzdur. Yani en azından hani ürünün çalıştığını bize gösterebilecek bir yapıya gelsinler. En azından birkaç müşteri elde etmiş olsunlar, birkaç müşteriyle anlaşmış olsunlar. En azından büyük bir kurumla POC yapmaya başlamış olsunlar. Bizim için olmazsa olmaz maddeler. Bu anlamda da ben aslında şimdi sözü de Onur'a bırakmak istiyorum. Çünkü Allianz aslında özellikle bu fintech ve insurtech alanında güzel bir kapı açıyor girişimcilere. Biraz da neler yaptığını ben Onur'dan da dinlemek istiyorum Allianz'ın. Evet, söz senin. Çok teşekkürler Ata. Öncelikle tüm katılımcılara merhabalar. Sizin nezdinizde bir Ata'ya hoş geldin demek istiyorum. Çünkü genelde Allianz katılımcılarıyla gitti bu süreç. Ama hem dışarıdan bir göz hem gerçekten yatırımcı perspektifi bence işin teknik kısmıyla ilgilenen birçok arkadaşın doğal olarak bu işin ticari kısmıyla da çok ilgilendiklerini ve Ata'nın görüşleriyle beraber bize çok faydalı bilgiler vereceğine inancım tam. O yüzden çok teşekkürler. Çok kısa kendimi tanıtayım. Onur Kırıcı, yaklaşık 18 senedir Allianz Türkiye bünyesindeyim. Son 2 senedir de Allianz'ta hem pazarlamadan hem de dijital sigortalardan sorumlu genel müdür yardımcısı olarak çalışıyorum. Şimdi biraz klişe olacak ama bunu söylemeden edemeyeceğim. Allianz Türkiye esasında bu ekosisteme veya bu inovasyon kültürüne çok önem veren bir şirket. Bunun da bence en büyük kanıtlarından bir tanesi bir inovasyon ofisimiz olması ve bu inovasyon ofisimizin yani 6 ay bir yıl evvel değil yaklaşık 4-4,5 sene evvel kurulmuş olmasını bence güzel bir örnek olarak gösterebiliriz. Bu inovasyon ofisimizde esasında iki temel amacımız var. Bir, kurum içi girişimcilikle beraber içerideki arkadaşlarımıza da o inovasyon kültürünü oturtmak istiyoruz. Ki bu sene 4.'sünü yapıyoruz kurum içi girişimcilikte. Hayata geçirdiğimiz ve denemelerimizin sürdüğü bir sürü güzel projede karşımıza geliyor. Ama ikinci çok önemli konu ki bugün biraz burada olmamızın sebebi de kaslarımızın, Kaan'ın, Evren'in çok detaylı şekilde anlattığı o kasların gelişimi için bu startup ekosistemine, girişimcilik ekosisteminin içerisine penetre etmek, burada var olmak, kendimizi orada tanıtmak, bizim nerelerde sıkıntılarımız var, nerelerde daha iyi olmak istiyoruz ve bu ekosistemden hangi oyuncularla beraber birleşebiliriz? Esasında birazcık buralarda olmak konusunda gerçekten çaba sarf ediyoruz. Bu çabayı hem kendi ekosisteme penetrasyonumuzla yaptığımız gibi hem de aynı zamanda böyle ortaklarımız var. Bunların da en büyüklerinden bir tanesi İTÜ'dür zaten. İTÜ Çekirdeği'nin de çok uzun yıllar destekçilerinden birisiyiz. Böyle ekosistemde buralarda destek olmaya çalışıyoruz. Şunu söyleyebilirim. Birazcık belki işin teknik boyutundan da çıkarak sigorta esasında konvansiyonel bir sektör. Yani birçok konuda bahsediyoruz ama 100 küsur senedir aktif olan bir sigorta şirketinin bir üyesi olarak, dünyanın en büyük sigorta şirketinin bir üyesi olarak şunu kabul etmek lazım ki konvansiyonel bir sektör ve dijitalleşme açısında çok büyük atılımlar olsa, COVID bunu çok hızlandırmış olsa da diğer bazı bu konudaki önder sektörlere göre bir miktar daha geriden geliyor. Ben bunu hem kişisel olarak hem de kurum olarak bir fırsat olarak görüyorum. Niye bu fırsat? Hem bizim için rakiplerden ayrışma ve müşterilere gerçekten iyi bir müşteri deneyimi sunma konusunda önemli bir fırsat veriyor ayrışma açısından. Hem de bakir olan alanlarda gerek işte bu startup ekosistemiyle gerek bizim ortak bulacağımız çözümlerle aslında burada gidilecek ve alınacak çok yol olduğunu düşünüyorum. O yüzden şu anda yapmış olduğumuz bu Hexon gelişimini de çok ciddi anlamda önemsiyoruz. Bu işin aynı zamanda müşteriye bakan yüzü olarak. Tabii başvurular da güzel şu ana kadar gördüğüm kadarıyla. Umarım bu hafta iyicene de artacak.
ki geçmişte de bizim aslında startup veya scale-up diyeceğimiz şirketlerle yapmış olduğumuz ortak çalışmalar da var. Hala hazırda canlıda olan bazı çalışmalarımız ve canlıya almak üzere POC'lerin tamamlamak üzere olduğumuz çalışmalarımız da var. Umuyorum ki bu yeni girişimimizle beraber bunların sayısı artacak ve her iki tarafın da esasında her iki ekosisteminde faydası olacak sonuçlara ulaşacağımızı umuyorum. Harika. Ya Onur, yani gerçekten ben şimdi ekosistemin içerisinde dolu dolu bir 6 yıl geçirmiş birisi olarak yani ekosistem adına size şu anlamda teşekkür etmek istiyorum. Ya biz özellikle Galata Business Angels olarak B2B startuplara yatırım yapıyoruz. Veya B2B2C yani bir kurum aracılığıyla son tüketiciye gidenler veya direkt bir kuruma satış yapan startuplara yatırım yapıyoruz. Ağırlık o tarafta. Ve maalesef ki yani şeye gitmeleri, kurumlara gitmeleri çok uzun sürüyor. Kurumlarla işbirliği yapmaları çok uzun sürüyor. Sizin direkt bu kapıyı açıp arkadaşlar gelin diyebilmeniz bence ekosistemi için bir kırılma noktası olacak. Bundan sonra size örnek alacak birçok şirket olacak diye düşünüyorum ki senin de dediğin gibi bu aslında karşılıklı bir kazanım yani. Bunların hem Allianz kazanacak hem de startuplar kazanacak. Startuplar kazandığı için de inşallah melek yatırımcılar da kazanacak diyorum. Burada şeyi de merak ediyorum şimdi. Bir de Corporate Venture Capital kısmı var. Yani Allianz'a ait bir fon var aslında startuplara yatırım yapan. Allianz X diye geçen yanlış bilmiyorsam. Orada neler yapmaya çalışıyorsunuz? Çünkü şu çok önemli, onu da görüyoruz. Yani kurumlar her zaman startup'ın hızına yetişemeyebiliyorlar. Ama startup'ın getirdiği yeniliklerden de ortak olarak faydalanmak istiyorlar. Bu kapıyı Allianz X de dünyada açmış anladığım kadarıyla. Türkiye'de görece yeni ama görmeye başladık. Birçok kurum bunu yapmaya başladı. Siz burada nasıl bir kapı açıyorsunuz? Yani ilk evet şu anda bir işbirliği yapıyorsunuz ama ondan sonra neler oluyor Allianz'da onu merak ediyorum. Süper. Biraz da bir büyük evrene çıkayım. Hani tanımayanlar için çok basit bir iki rakamla Allianz 70'ten fazla ülkede faaliyet gösteren bir sigorta şirketi 100 milyon müşterisi var. Şimdi bunu hani büyüklüğü tanımlamak için söylemiyorum. Esasında bu ekosistemin genişliğini ve nerelere kadar ulaşabileceğini, damarların ne kadar geniş olduğunu biraz anlatmak açısından söylüyorum. Yani 70'ten fazla ülkede sayısını bilmiyorum ama herhalde birkaç yüz tane aktif şirketi de vardır. Bunların bir tanesi işte Türkiye'de sadece Allianz Türkiye olarak faaliyet göstermiyoruz. Öler Ermes gibi, Allianz Partners gibi birçok şirkette de faaliyet gösteriyoruz. Ki bunlardan bir tanesi de Allianz X. Allianz X aslında bu yüzlerce Allianz şirketinin yatırım şirketi, dijital platformdaki yatırım şirketi olarak adlandırabileceğimiz bir şirket. Ve bugün baktığınız zaman 1 milyar eurodan fazla bir fonu yönetiyor. 25'in üzerinde hafızam beni yanıltmıyorsa direkt yatırımı var Allianz X'in. Ve sadece bizim böyle yeni iş modeli olarak adlandıracağımız böyle core business olarak, core insurance business olarak, sigortacılık işi olarak adlandıracağımız kısımların haricinde çok farklı alanlarda da yatırımlar yaparak, yani bu bazen işte bir mobility konusu oluyor, bazen bir varlık yönetimi, wealth management konusu olabiliyor, bazen bir siber güvenlik konusu olabiliyor. Bütün bu alanlara yatırım yaparak esasında hem ileriye yönelik olarak da sigorta ve varlık yönetimi ekosisteminin ulaşabileceği o damarları genişletmek gibi bir misyonu vardı Allianz X'in. Ve Allianz X belli ülkelerde sadece yatırım yapmıyor. Dünyanın her yerinde yatırım yapan bir şirket. En bilinenlerden bir tanesinde Kaan bahsetti Lemonade diye. Ama hani bu ekosisteme biraz yakın olanlar bilir. Gojek'in de yatırımcılarından bir tanesi. N26'nın da yatırımcılarından bir tanesi. Bir tanesi tamamen işte bir mobility şirketi. Bir tanesi tamamen bir esasında bankacılık şirketi. Bunun haricinde Afrika'da birçok yerde yatırımı var. Şimdi bunu niye uzun uzun anlatıyorum? Şu anda Türkiye'de bir yatırım yok ama esasında Allianz'ın böyle bir şirketi var. Ve şunu da çok gururla söyleyebiliriz. Allianz Türkiye'de bu kadar eski ve köklü bir şirket olmasına rağmen Allianz Top 10 ülkesinden bir tanesi ve burada yapılan her şey Tolga'nın da toplantının başında bahsettiği üzere örnek gösterilecek dinamiklikte ve çeviklikte bir şirket. O nedenle burada ki bizim hedefimiz gerçekten çalışır iş modellerini hayata geçirmek, bu iş modellerini hayata geçirdikten sonra da bunun scale'ini büyütmek, bunu başarabilirsek gerek bu programın sonundaki kazananla veya kazanmak zorunda değil, farklı bir şekilde işbirliği yapmayı umut ettiğimiz, hatta belki ileride yatırımı döndürmeyi düşündüğümüz şirketler bile şunu belki büyük evrende düşünebilirler veya hayal edebilirler. Bizim böyle bir şirketimiz var.
çok büyük bir ekosistemin bir parçası Allianz ve buralara eriştiği zaman çok farklı ülkelerde, çok farklı dünyalara erişebilme gibi şanslarına da sahip olacak. Allianz Türkiye laboratuvar olmuştur bu tip yenilikçilikte. Bu da güzel bir parçası. O nedenle belki de böyle güzel bir hedefi de orta vadede tüm girişimcilerimiz ve bu programa katılacak veya katılmayı düşünen arkadaşlar akıllarının bir kenarında bulundurmalı diye düşünüyorum. Evet, gerçekten yani hani end to end dediğimiz yani ekosistemin her ucundan tutabileceğiniz bir yapı aslında Allianz. Bunda yani şu anda yapmaya çalışan çok kurum var ki haklı da bir strateji. Bunun bence yani tabii ayrı bir örnek ama SoftBank güzel bir örneği. Yani kendi işi sadece hani kutular içerisinde eskiden hatırlarsın bu Windows veya Word satmakken fiziksel lokasyonlarda ondan sonra bir anda Alibaba yatırımı yaparak aslında bambaşka bir boyuta taşımış kendi işini. Dolayısıyla yani her kurumun kendi fonuna sahip olması işleri de çok büyütüyor. Yani bunda güzel örnekleri var. Allianz X'in ben açıkçası N26'da de yatırımcı olduğunu bilmiyordum. Çok vizyoner, çok iddialı bir kurum olduğunu şimdi daha da iyi anladım senin söylediğin sayesinde. Ya Kaan ve Evren esasını vurguladılar ama ben bir kere daha altını da çizmek istiyorum. Çok geniş bir esasında ağı var sigortacılığın. Sadece Allianz olarak düşünmeyelim. O yüzden girişimciler bu bizim API'larımızla beraber ulaşabilecekleri data o kadar geniş alanda pain point'lere çözüm olabilir ki B2C, B2B, B2B inanılmaz bir alan ve inanılmaz bir potansiyel olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok bu sektörü bilmeyenler bir sigorta, bir kağıt parçası ve bu işi yaptıktan sonra hasarı ödeyen bir süreç olarak düşünüyorlar. Ama arka tarafında inanılmaz teknik bir sektör burası. İnanılmaz matematik var. İşte prod yönetiminden ne bileyim poliçenin etkin ve doğru bir şekilde underwrite edilebilmesine, işte müşteriye birçok farklı noktalarda dokunduğunda onlara iyi hizmet verilebilmesine, yeni iş modellerine hiç onu azımsamıyorum. Ama çok da kolay olmadığını düşünüyorum günümüz dünyasında. Çok ciddi şeyleri var. O yüzden algılarını geniş tutsunlar, daraltmasınlar, sadece sigortacılık olarak düşünmesinler. Bu ekosistemi birazcık daha tanıdıkça, bu dataların içine girip çıktıkça aslında potansiyelin ne kadar büyük olduğunu görecekler. Ve eminim bizim göremediğimiz birçok şeyi de bize gösterecekler ve öğretecekler. Buna da inancım var. Ya bunları paylaşmanız bence çok büyük zenginlik. Dediğim gibi inşallah ekosisteme de örnek olacak bu yaptıklarınız. Ya benim tarafımda bu kadar. Paneli herhalde burada kapatıyoruz. Sözü ben Kaan'a ben bırakıyorum. Ben geldim yanınıza hemen. Yok evet. Ağzınıza sağlık. Süper. Yani ben dinleyici olarak da çok eğlendim. Çünkü yani bugünkü konuşulanların hepsi bunun etrafında yani. Bugün Hexon'dan biraz bahsediyoruz belki ama bir yandan da Allianz gibi köklü bir şirketin bir ekosistemi nasıl oluşturabileceğini, o oluşturduğu parçaların nasıl olması gerektiğinden bahsettiğimiz için bence herkes için faydalı. Girişimciler var biliyorum şu an bizi dinleyen. Yatırımcılar da var ve hani sen de yatırımcı olarak da heyecanlanmanı da tamamen anlayabiliyorum. Çünkü bir girişimin başarısı gerçekten çok farklı şeylerden dolayı olabiliyor. Allianz gibi kurumlar oldukça daha iyi şirketler ayaklarını daha iyi yere basmaya başlayacaklar. İnşallah Allianz X'in Türkiye'deki ilk yatırımına da vesile olur belki bu program. Onu da göreceğiz diye düşünüyorum. Ağzınıza sağlık. Dediğim gibi bazı sorular geliyor olabilir. Siz isterseniz bir yandan da bakarsınız. Şimdi zaten Q&A kısmına geçmek için ben de diğer arkadaşlarımızı davet edeceğim. Keyifli sohbet. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Buradayız da. Şimdi ben de son oturum için aslında Ceyhan'ı, Hümeyra'yı ve Sabine'yi davet ediyorum. Özellikle programa katılacak arkadaşların en çok görüşeceği kişiler olacağını düşünüyorum. Hümeyra da şimdi gelir muhtemelen. Ben bu ekrandan artık alabilirim. Hoş geldiniz. Etkinliğin sonuna yaklaşıyoruz. Merhaba. Bazı sorular da geldi. Siz de isterseniz bu arada ben yavaştan çıkacağım. Hani Ceyhan'cığım sana bırakacağım zaten. Belki kendinizi biraz tanıtarak bu programın bu kısmına devam edebilirsiniz. Soruları zaten ilettik galiba. Siz de aşağıdan görmeye devam edebilirsiniz. Kolay gelsin. Çok teşekkürler Kaan. Çok keyifli bir etkinlikti. Gerçekten çok benim açımdan da çok faydalı oldu. Hem Allianz'ın stratejisini anlamak anlamında hem ekosistemi verdiği veya katkı sağladığı noktaları gözlemlemek adımaydı. Tabii etkinlik çok güzeldi. Bizlere de bu işin en zor kısmı olan zor soruları cevaplamak nasip olacak.
Dolayısıyla ben zaten tek başıma bunu yapamayacağımı anlamıştım. O yüzden Hümeyra Bostunç bizim inovasyon ofisimizden ve Sabina Babeva Equatius program yönetiminden destek rica etmiştim. Adım Ceyhan Demir. Allianz Türkiye Mimari ve Strateji bölümünde liderlik yapıyorum. Ve bu programa da özellikle inovasyon tarafında bizi destekleyecek altyapıları sağlamak adına dahil olmuştum. Hümeyra, istersen sen biraz bahset. Sonra Sabina, siz de biraz kendinizden bahsedin ve ben sorulara geçeyim. Tabii. Herkese merhaba. Hümeyra Bostunç ben. İnovasyon ofisinden sorumluyum. Daha önce Onur'un da bahsettiği ve diğer yöneticilerin de bahsettiği gibi hem kurum içinde kurum içi girişimcilik programları, işte startup POC'leri ve kurum dışında da startup ekosistemiyle işbirliklerinden sorumluyum. IT ekiplerimizin de sağladığı developer portal ve API yapısıyla birlikte güzel bir program tasarladık. Umarım ilgi büyük olur. API'leri kullanarak verimli, güzel, etkili işbirlikleri çıkartabiliriz. Deyip ben de Sabina'ya sözü vereyim. Headquarters'tan. Merhaba, merhaba herkese. Adım Sabina Babaeva. Ben Headquarters'ın operasyon ve program tarafındayım. Aslında hem kurum içi programları hem de hızlandırma, yani accelerator dediğimiz programları yönetiyoruz biz headquarters olarak. Kaan zaten başta anlattı. Program boyunca girişimcilerle ve Allianz ekibiyle beraber olacağız ve startuplara beraber destek vereceğiz. Çok teşekkürler. Hemen soruları geçeyim ben fazla bekletmeden kimseyi. Çok güzel sorular geldi. Bir tanesi Yasir Tok'tan. Bu programa kimler başvurabilir? Hangi uzmanlıklardan biraz da bir soruyu da genişleteyim. Hangi uzmanlıktaki startuplar katılabilir şeklinde bir soru var. Çok güzel bir soru. Kısa cevabı veriyorum. Herkes başvurabilir. Ama maalesef POC odaklı bir etkinlik olduğu için Hexon, özellikle solid olarak API'larla çıktı beklediğimiz için daha çok API yetkinliklerinizi ortaya koyacak şekilde başvuruları yapmasını bekliyoruz startuplardan. Bu başvuru apply düğmesine bastıktan sonra sizden bazı bilgiler rica edeceğiz. Orada API'ları nasıl kullanacağınızı ve neler çıkarabileceğinizi göstermeniz çok değerli bizler için. En azından bir kriter olarak değerlendirmek adına. Diğer nokta şu, dediğimiz gibi POC odaklı olduğu için 10 günlük bir maratondan bahsettiğimiz için hem API kullanım anlamında yetkinlik gerektiriyor hem de 10 gün boyunca bu etkinlik süresince odak gerektiriyor. Dolayısıyla odaklanmak bir önemli startuplar ve girişimciler perspektifiyle. Bunu da göz önünde bulundurmanızı rica edeceğim. Bir diğer konu şu olabilir, ekleyebileceğim. İnternet sitemizi takip ediyorsanız techinsurance.com, exoninsurance.com'da 3 ayrı tema var. Üçüne de başvurabilirsiniz. Yani hem Open Innovation hem de tema özelinde başvurularınızı yapabilirsiniz. Özellikle mesela front-end tarafında güçlü olduğunuzu düşünüyorsanız girişimci olarak ben fon yönetimi tarafındaki temaya kesinlikle dahil olmanızı tavsiye ederim. Muhakkak büyük fark yaratacaksınız. Veya eğer girişiminiz machine learning veya AI konularında uzmanlığı varsa o zaman hasarlı araç gözetim kısmına, detection kısmına odaklanmanız faydalı olabilir. Open Innovation'da da sizden beklediğimiz özellikle yatayda veya dikeyde mevcutta yaptığınız işleri destekleyecek şekilde API'leri kullanarak yeni fikirler, yeni fırsatlar aramanız. Dolayısıyla Open Innovation'a da herkes başvurabilir. Son olarak şunu söylemekte fayda var. Başvurular gerçekten iyi gidiyor. Siz de bu fırsatı değerlendirin derim. Ve bununla beraber tabii biz bir kriter olarak da şuna bakmak zorunda kalacağız. Early seed geçmiş ve fon mümkünse fon fund almış startuplar bir tık öne çıkabilir. Dolayısıyla startupınızın size büyüklüğü burada önemli bir kriter haline gelebilir diyebilirim. Ama en azından ne olursa olsun başvurmanızı tavsiye ederim ki daha sonraki programlarda bu başvuru listelerine tekrar bakacağız. Farklı konseptlerle sizin kapınızı çalma şansımız olacaktır. Bu fırsatı böyle değerlendirmenizi tavsiye ederim. Şimdi ikinci soruya geçelim. Ayşe Naz Konuksever'den geldi soru. Startuplara sunulacak benefitler neler? Ben biraz daha zenginleştireyim isterseniz. Ne gibi ödüller ve faydalar bizleri bekliyor?
Şimdi bu konuda ben Hümeyra senden destek alayım. Ne gibi benefitler ve ödüller sunacağız katılan startuplara? Öncelikle soru için teşekkür ederiz. Bu programın temel amacı olan işbirliği, POC yapmak aslında startupların hepimizin bildiği gibi en çok ilgilendiği nokta. Startuplar bizim gibi uluslararası şirketlerle işbirliği yapma konusunda çok hevesliler. Hem ölçeklenmelerini hem yatırım turlarından kazançlı çıkmalarını sağlayacak bir durum bu bizimle işbirliği yapıyor olmaları. Bu programın temel amaçlarından biri de bu. İşbirliği yapmanın dışında sağlayacağımız faydalara geldiğimizde 100K'lık, 100 bin liralık bir ödül fonumuz var. Bu ödül fonunu Hexon programda ilerleyen startuplara, shortlist'te kalan startuplara akışa ve değerlendirmelerimize göre dağıtmayı planlıyoruz. Tek kazanan olabilir, iki ya da üç kazanan da olabilir. Bu fonu değerlendireceğimiz kriterler oldukça adil ve startuplar eşit kriterlerde değerlendirilecek. Katılımcıların çoğu işbirliğine hazır startuplar olacağından programda shortlist'te kalan startupların tümü mentor ağımızdan faydalanabilecekler. Geniş bir mentor ağımız var. Web sitesinden de tek tek inceleyebilir arkadaşlarımız, başvurmak isteyen startuplar. Her biri alanında uzman mentorlardan faydalanma ve onların know-how'una ulaşma imkanı sağlayabilecekler. Bu da onların çok ilgileneceği ve çok faydalı bir şey diyebiliriz. Allianz X'ten çokça bahsedildi. Allianz X dijital yatırımlarımızı yapan VC'miz, Allianz grubun programda ilerleyen startuplarda yine değerlendirmemiz doğrultusunda, kriterlerimiz doğrultusunda Allianz X'le tanıştırma fırsatı sunacağız. Tanıştırma fırsatı sunmayı planlıyoruz. Startupların bizle işbirliklerindeki başarısı tabii ki diğer ülkelerde faaliyet gösteren Allianz şirketleriyle de bir işbirliği iştahı yaratacaktır. Dolayısıyla bizle işbirliğindeki başarısı hem Allianz X'e sunulması ve diğer bizim OE dediğimiz diğer ülkelerde faaliyet gösteren Allianz şirketleriyle de tanıştırma, bu network'ü sağlama imkanı sunuyoruz. Allianz Türkiye'nin network'ünden faydalanma imkanı sunuyoruz. Headquarters da aynı şekilde network'ünden faydalanma fırsatı sunuyor. Bu durum startupların ölçeklenmesini hızlandıracak bir fayda elbette. Bunun dışında Headquarters da bu programda ilerleyip shortlist'te kalan her startup'a 5000 dolarlık Amazon Cloud ortamı sunacak, cloud desteği sunacak. Headquarters'a da teşekkür ediyoruz. Faydalarımızı bu şekilde özetleyebiliriz. Çok teşekkürler Hümeyra. Gayet zengin bir anlatım aktarımı oldu. Diğer sorumuza geçiyorum. Hexon'un en öne çıkan noktalarından bir tanesi program olarak API'ların kullanılarak odaklı olması ve mentor desteği aslında. Burada startuplar fikirlerini yeşertirken hem Allianz'dan hem Headquarters'dan ne tür destekler alacaklar? Yönlendirme, yol gösterme anlamında sorumuz bu. Sabina, bu konuda senden yardım alabilir miyim? Cevaplama anlamında. Aslında Hümeyra bayağı bir bilgi verdi mentorlarımız konusunda. Dediğimiz gibi işte programa katılacak tüm startuplara en büyük katkımız ve değer önerimiz işte birbirinden değerli gerçekten farklı alanlarda uzman mentor arkadaşlarımız. Tüm mentorları bu arada web siteden de izleyebilirsiniz, takip edebilirsiniz. Canlı olarak biz zaten mentorları ve programa katılan mentorları ekliyoruz. hexoninsurance.com web sitemiz. Sadece Allianz tarafından şu an bize yani program boyunca eşlik edecek 25 mentor arkadaşımız var. Herkese teşekkür ediyoruz bu arada. Ayrıca da girişimciler Headquarters mentor havuzundan da faydalanabilecek. Yani şu an bizim havuzunda 200'den fazla 30 ülkeden 200'den fazla mentor var. Farklı alanlarda mentorlar. Yani bu arkadaşlar da bize program boyunca destek verecekler.
Çok teşekkürler Sabina. Evet, yani burada bu programda mentorluk anlamında yol, yani Allianz kendi gücünü tam anlamıyla girişimcilere sağlayacak diyebiliriz. Büyük faydası olacak. Bir diğer sorumuza geçiyoruz. Şu an bakıyorum Timur Selçuk Turan'dan geldi. API'lara hangi kanaldan kimler ulaşabilir? Bunun için süreç nedir? Soru bu. Şöyle ifade edeyim. Bir kere API'lara erişim kanalımız developer.allianz.com.tr. Bu bizim API portalimiz, developer portalimiz. Ancak şu an tabii ki izleyebilirsiniz, ürünleri inceleyebilirsiniz web sayfasını. Fakat API'lara erişim için registration gerekli ve bir privilege almak gerekiyor. Bu programda başvuru yapan startuplar arasında 15'lik short liste kalan startuplara bu portalde account açacağız. Ve account üzerinde bizim hexagoninsurance.com'da bahsedilen API'larımız, orada detaylı verilen API'ların kendilerine ulaşacaklar. Bilim ve hani parametrelerini ve detaylarını orada da gözlemleyebilecekler. Dolayısıyla self-service bir ortam. İkinci nokta, biz yine API'ları daha kolay, daha hızlı kullanabilmesi için startuplarımıza Postman artifektleri sağlayacağız. Bunu bilenler bilir. Daha hızlı discovery yapıp servislerimizi inceleyebilsinler diye, daha kolay uygulayabilsinler diye startuplarımıza bunları vereceğiz diyebilirim. Bu program ilerledikçe, yeşerdikçe developer.allianz.com.tr'imiz public, tam anlamıyla public hale getirmeyi amaçlıyoruz. Ama bugün bu şartlarda değil, ilerleyen aşamalarda diye cevap verebilirim. Son soru, zamanımızın sonuna geldik diye düşünüyorum. Ben son soru olarak da şurada güzel bir soru vardı. Kimden geldi? Elif Yüce'den istihdamla ilgili bir soru geldi. Onunla kapatayım. Şimdi bu tarz programlar tabii birçok fırsatı ortaya çıkartır. Bu fırsatların sonucunda istihdam oluşur. Şu anekdotu vermek isterim. Açıkçası 1980'lerde, 70'lerde, 80'lerde bankaların ATM'leri piyasaya çıktığında, bankamatikler yani, herkes şunu düşünüyordu. O zamana kadar şubelerde sadece para alıp verme işlemi yapan gişe yetkilileri var. Yani porto yöneticisi, kredi yöneticisi vesaire yokken gişe işlemleri çok yapılırdı. ATM geldiği anda, o ATM inovasyonu geldiği anda beklenti şuydu. Banka şubeleri kapanır, ATM'ler her yere yayılır ve İnsanlar bankacılık işlemlerini, daha doğrusu para alıp verme işlemlerini ATM'lerle hallederek sektör küçülür denmişti. Yani o zamanki istihdam daralır denmişti. Fakat sonuç şöyle oldu. Banka çalışanları gişe işlemi gibi katma değeri düşük verimsiz işleri bırakıp daha çok portföy tarafına, key account tarafına odaklanarak kredi portföyünü büyüttüler ve istihdam arttı. Yani ne demek istiyorum? İnovasyon öyle bir araç gereç ki biz insanların hayal gücünü zenginleştirir ve aklımıza gelmeyen yeni fırsatlarla yeni istihdamlar yaratır. İşte o yüzden bu tarz etkinlikler, biz de Allianz olarak ve Quartus olarak bu tarz fırsatları ortaya çıkarmak istiyoruz. İnovatif fikirler ve inovatif iş süreçleri yeni istihdamları yol açar. Yoksa mevcutları koruyarak veya mevcut şirketlerin büyümesi istihdamı tek başına desteklemez diyebilirim. Dolayısıyla ne kadar yaratıcı fikir, biz insanoğlu olarak çalışmayı çok severiz. Ne kadar güzel, inovatif fikir, o kadar çok istihdam diyebilirim ben. Ben çok teşekkür ediyorum herkese, katılımcılara, bütün katılımcılara. Kaan, istersen sen de... Ben de buradayım, geldim. Ağzınıza sağlık. Aynen. Yo, zaten gayet güzel söyledik. Belki de burada olan herkes de bir hoşça kal diyebilir herkese. Umarım bu tarz etkinlikleri de daha fazla yaparız. Hexagon'un dışında da sigortacılık, inovasyon ve girişimcilik konusunda. Ben de herkese tekrar teşekkür ediyorum. Atay'a da buradan teşekkür ediyorum. Allianz ekibine de bugün de zaman ayırdığınız için, böyle bir programa kaynak ayırdığınız için de umarım birçok girişime faydalı olacak. Hani belki de gelecek sene dünyada iyi örnekler arasında anlatabileceğimiz programlardan bir tanesi olur. Zaten yakın zamanda bir araya geleceğiz. Artık program seçimlerine bir hafta kaldı. Ben en son chatten tekrar gönderdim Hexagon Insurance'ı. Daha önce kontrol etmemiş olan arkadaşlarınız varsa, ilgilenebileceğini düşündüğünüz insanlar varsa gönderin. 6 gün sonra başvuruları kapatacağız. Ceyhan'ın dediği gibi bu programa bugün katılmak zorunda değilsiniz. En azından şunu bilin. Hani buradaki insanlar artı 25 tane mentörden bahsediyoruz. Bu insanların hepsi sizin girişiminizi görmüş olacak. Belki bugün programınız için doğru değildir ama gelecek sene ya da arada yapacağımız başka programlar için de sizlerle işbirliği yapmış olmak isteriz. Ağzınıza sağlık.
Herkese görüşmek üzere diyorum. Çok